أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerimiz, değerli izleyenlerimiz, bugün inşallah 10. Hüccet-i İmaniye'den, Asay-ı Musa Mecmuası 10. Hüccet-i İmaniye'den iki kelime okuyup daha sonra Sözler Mecmuası'ndan birkaç kıta sizinle paylaştıktan sonra programımızı sonlandırmayı düşünüyoruz. Beşinci kelime ve lehul hamd, yani hamd ve sena, medih ve minnet ona mahsustur, ona layıktır. Hamd ve sena, medih ve minnet, bütün övgüler, bütün hamdler ona mahsustur, Allah'a mahsustur ve Allah'a layıktır. Niçin? Demek nimetler O'nundur. Nimetler O'nun olduğu için hamd ve sena, medih ve minnet O'na mahsustur, O'na layıktır. Ve nimetler O'nun hazinesinden çıkar. Hazine ise daimidir. İşte şu kelime şöyle müjde verip diyor ki, 11 kelimesi vardır. Sabah ve akşam namazından sonra tekrarının pek çok fazileti olduğu rivayet-i sahiha, sahih rivayetlerle gelmiştir, meşhurdur. Sabah ve akşam namazının farzından sonra 10'ar defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülk ve lehul hamdu yuhyi ve yumit, ve huve hayyullah yemut biyedihil hayr, ve huve ala kulli şeyin kadir, 10'uncusunda ve ileyhil masir denilir. Bunun çok fazileti var ama bu kelimeleri Hazreti Üstad şerh ediyor ve her bir kelimesinde birer müjde olduğunu ifade ediyor. Buraya girmeden önce elimdeki eser Asa-i Musa, Musa Aleyhisselam'ın asasına nispet edilmiş bir isim. Neden Asa-i Musa? Nasıl ki Asa-i Musa hangi taşa vurursa oradan Ab-u Hayat, hayat veren bir su hükmünde suyu çıkarır idi. Aynen öyle de şu eserdeki hakikatler mevcudatın neresine değerse, hangi açıdan bakarsa, hangi noktadan incelerse Allah'ın varlık ve birliğini gösteren ve Cenab-ı Hakk'ın marifetini, Cenab-ı Hakk'ı tanıtmaya yol açan, kapı açan, oradan o şekilde bir Ab-u Hayat pınarını fışkırtan bir mahiyete sahip olduğundan dolayı bu esere Asay-ı Musa denmiştir. Şimdi burada bu kelime lehül hamd, hamd ve sena, medih ve minnet ona mahsustur, ona layıktır kelimesinde büyük bir müjde var diyor. Buradaki her kelimede müjde var. Bu kelimedeki müjde nedir? Diyor ki ey insan, ey insan, nimetin zevalinden elem çekme. Nimet kayboldu diye, nimet bitecek diye elem çekme. Neden? Çünkü rahmet hazinesi tükenmez. O nimet öyle bir hazineden neban eder, öyle bir hazineden bizlere ulaşır ki hazine sınırsız. Çünkü hazinenin sahibi Rahmanur Rahim sınırsız. Onun rahmeti sınırsız, onun gınası sınırsız, onun zenginliği sınırsız. Böyle sınırsız, nihayetsiz bir rahmetten gelen nimetler bitecek diye, son bulacak diye üzülme. Üzülme çünkü rahmet hazinesi tükenmez. Lezzetin zevalini düşünüp, lezzet de bitecek, bitiyor diye, son buluyor diye düşünüp o elemden, o acıdan feryat etme. Evet, bizler herhangi bir nimetten istifade ettiğimizde nimetten istifademizin hemen peşine bir elem, bir acı çekiyoruz. Çünkü lezzet bitiyor. O nimetten aldığımız lezzet son buluyor. Lezzetin son bulması ister telaffuz edelim, ister telaffuz etmeyelim, bizde bir sıkıntıyı, bir ızdırabı, bir acıyı netice veriyor. Hazreti Üstad diyor ki sen bundan da elem çekme. Neden bundan da feryat etme? Çünkü o nimet meyvesi
bir rahmet bir nihayenin, nihayetsiz rahmet sahibinin semeresidir. Ağacı bakidir. Meyve gitse yerine gelen var. Nimetin lezzeti içinde, asıl bakınız gelecek, nimetin lezzeti içinde o lezzetten 100 derece daha ziyade lezzetli bir iltifat-ı rahmeti hamd ile düşünüp lezzeti birden 100 derece yapabilirsin. Yani bir elmayı yediğimiz zaman onun bir lezzeti var. Ama burada Hazreti Üstad şunu ifade ediyor, şu açıdan bakıyor. O elmanın maddi lezzetinin fevkinde, üstünde çok daha yüksek manevi bir lezzet kapısı var. Ve sen hamd ve sena ile o manevi lezzetten istifade edersin ki o manevi lezzet elmanın maddi lezzetinin pek çok fevkindedir. Neymiş? Bir örnek var burada. Örnekte daha açıklığa kavuşacak. Nasıl ki bir padişah-ı zişanın, şan sahibi bir padişahın sana hediye ettiği bir elma lezzeti içinde 100 belki 1000 elmanın lezzetinin fevkinde bir iltifat-ı şahane lezzetini sana ihsas ve ihsan eder. Evet, bir padişahı, şan sahibi padişah sana bir elma hediye etmiş. Evindeki elma ile aslında ikisi aynı elmadır. Ama birinin iltifat-ı şahane, yani padişahlık makamından gelme özelliği olduğundan dolayı ayrı manevi bir değeri, ayrı manevi bir lezzeti vardır. Öyle de lehul hamd kelimesiyle, hamd ve sena Allah'a mahsustur kelimesiyle, yani hamd ve şükür ile. Bu ne demek? Yani nimetten inamı hissetmekle, nimetten nimetlendirme fiilini hissetmekle, yani münimi tanımakla, nimetlendiren Allah'ı tanımakla, nimetler veren Allah'ı tanımakla ve inamını, nimetlendirmesini düşünmekle, yani onun rahmetinin iltifatını, yani onun rahmetinin iltifatını ve şefkatinin teveccühünü ve inamının devamını düşünmekle, o nimetten 1000 derece daha leziz manevi bir lezzet kapısını sana açar. Onun için kardeşlerim, tefekkeru sa'a hayrun min ibadeti sene. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten, nafile ibadet etmekten daha hayırlıdır. Bakınız, nimetten istifade ederken yapılan bu tefekkür insana nasıl manevi kapılar, nasıl bir huzuru daimiyi sağlıyor. Yani nimetten istifade ediyoruz, nimeti yiyoruz, nimeti yerken o nimetlenme, biz nimetleniyoruz. Hem bu sıradan olmaz ki, kendiliğinden olmaz ki, bir nimetlendirme meselesi vardır işin içinde. İn'am edicilik vardır, nimetlendirme vardır. Nimetlendirme mevzuuna baktığımız zaman bir nimetlendiren vardır bizi, bir mün'im vardır. Bir nimetlendiren vardır. O mün'im nasıl bir mün'imdir? Sadece bizi nimetlendirmekten kalmıyor. Bütün mahlukatı, bütün mevcudatı, maddi manevi bütün ihtiyaçlarını olan, ihsan eden, lütfeden, kerem eden bir mün'im-i kerim vardır diye düşündüğümüz zaman ve o bütün kainatın sahibi, nimetlendiricisi, rızık vericisi ve kerimi olan Allah'ın bize karşı rahmetiyle iltifat etmesi, o nimetle bize bir rahmetinin iltifatı ve şefkatinin, şefkat etmesinin teveccühü bize muhabbetle yöneliyor ve şefkatinin teveccühü inamının da devamına. Madem ki onun nimet hazinesi sınırsızdır, tükenmez, bu devam edecektir, beni her gün nimetlendirecektir, beni rızıksız bırakmayacaktır. Ve rızıktan korkmama, rızık bulamama endişesi ile karşılaşmama, rızıktan korkmama meselesini de insan düşündüğü zaman bakınız, nimetten 1000 derece daha leziz manevi bir nimet kapısını, lezzet kapısını ona açıyor. Yani daha önceki derslerimizde de bunu söylemiştik. Bize
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hurma hediye edilmiş olsa, evet evimizdeki hurmayla aynı hurmadır ama manevi değerinin yüksekliği, yüksek bir makamdan bize ihsan edilmesi onu bambaşka yapar. Lezzetini de bambaşka yapar. Hele bunun devamlı hediye edileceğini düşünsek daha bir mesrur, daha bir şevkle, daha bir sevinçle bunu karşılarız. Ama dikkat edelim, bize ihsan edilen her nimet Rabbimizin rahmetinin teveccühü, şefkatinin teveccühü, rahmetinin iltifatı ve nimetinin devamını göstermesi açısından, yüksek bir makamdan bize lütfedilmesi açısından çok çok önemlidir ve bu tefekkürü bizler nimetlerden istifade ederken muhakkak yapmamız lazım değerli, kıymetli izleyenlerimiz. Sekizinci kelime. وَهُوَ حَيُّ اللّٰى يَمُوتُ وَهُوَ حَيُّ اللّٰى يَمُوتُ Bu ne demek? Yani bütün kainatın mevcudatında görünen, kainatın bütününde görünen, bütün varlıklarda görünen ve vesile-i muhabbet olan, sevgi vesilesi olan kemal, hüsün ve ihsan. Bu üç şey. Kemal, hüsün ve ihsan sevginin vesilesidir. Yani bizler bir şeyi niçin severiz? Bu üç şeyden birisi için. Ha, bu üç şey bir araya gelmişse daha çok severiz. Bir şey ya mükemmeldir, onun için severiz. Ya güzeldir, onun için severiz. Ya bir işin içinde bir iyilik vardır, onun için severiz. Onun için mal mükemmel olduğu için, hüsün güzel olduğu için ve ihsan iyilik ettiği için severiz. Bunların bir derece fevkinde, bir cemal ve kemal ve ihsanın sahibi. Yani bunların çok çok üstünde güzellik, mükemmellik ve ihsanın sahibi ve bütün mahbublara, sevgililere bedel bir tek cilve-i cemali kafi gelen, sadece güzelliğinin bir pırıltısı, bir ışıltısı kafi gelen bir ma'budi lemyezel, son bulmaz ve ibadete yegane layık bir mahbub-ı la yezal, son bulmaz bir sevgilinin ezeli ve ebedi bir hayat daimesi vardır ki, ezeli, ebedi, daimi, her şeyi kuşatan bir hayatı vardır ki, şaibe-i zeval ve fenada münezzeh, yani son bulma, yok olma sıkıntılarından uzak, avarız-ı naks ve kusurdan mübarradır, noksanlık ve kusurun arızalarından uzaktır, temizdir, paktır. Demek Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir hayatı vardır? Sınırsız, son bulma ve yok olma gibi arızalardan uzak, mukaddes, münezzeh bir daimi hayatı vardır. Şimdi burada bir müjde var. İşte şu kelime cin ve inse ve bütün zişuura, ehli muhabbet ve aşka, ehli muhabbet ve aşka ilan eder ki, ehli muhabbet, sevgi ve aşk dolu insanlara, Cenab-ı Hak hesabına sevenler, Cenab-ı Hakk'a aşık olanlar, mevcudatı, varlıkları da onun namı hesabına sevenler için diyor. Burada çok şahane bir müjde var. Şöyle ilan eder, der ki sizlere müjde. Mahbublarınızdan ayrılmaktan gelen nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip merhem süren bir mahbubi bakiniz var. Bakınız bu çok dertlerin devasıdır. Sevdiklerinizden ayrılmaktan gelen nihayetsiz firakların ayrılık acılarının yaralarını tedavi eden, nihayetsiz ayrılık acılarının yaralarını tedavi edip merhem süren ebedi bir mahbubi bakiniz, sevgiliniz vardır. Şimdi bizler sevdiklerimizden ayrıldığımız için üzülüyoruz, müteessir oluyoruz. Ama burada müjdede diyor ki, aslında o ayrılıklardan gelen yaralara bir merhem vardır. Nedir o merhem? Bir mahbubi baki var, madem o var, ebedi daimi bir sevgili var. Madem o var ve bakidir, ebedidir, daimidir, başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Mesela biz bu ilkbahar mevsimi, ağaçlar, çiçekler,
güzel güzel öten kuşlar, güzel güzel açan çiçekler. Biz bunları seviyoruz. Niçin bunları seviyoruz? Bunlar bir şekilde bizim kalbimizin bir köşesinde sevgi dediğimiz tahta kuruluyorlar. Neden biz bunları seviyoruz? Güzel oldukları için seviyoruz. Mükemmel oldukları için seviyoruz. Birkaç hafta yahut birkaç ay zarfında bir de bakıyoruz ki bizden bu sevgililerin bütünü ayrılıp gittiler. Biz diyoruz ki, ah keşke bunlar bitmeseydi. Bu güzel çiçekler son bulmasaydı. Bu güzellikler kaybolmasaydı. İşte buradaki müjde diyor ki, hayır diyor, üzülme. Çünkü ebedi ve daimi bir sevgili vardır ki, onun öyle bir hayatı var ki, son bulmak, kaybolmak, yok olmak diye bir şey onun hayatında yoktur. Onun hayatı daimi ve bakidir. Madem o var ve bakidir, başkaları nereye giderse gitsin, üzülme, merak etme. Bakınız bu bizim annemiz için, babamız için geçerli olan bir kaide. Evladımız için geçerli olan bir kaide. Yani kişi evladından ayrıldığı için de üzülüyor. Evladını seviyor. Halbuki evlat kişiye Allah'ın bir ihsanıdır. Allah'ın bir lütfudur. Onun için sevmiş idi. Allah'ın bir teveccühüdür. Halbuki her insan her an Cenab-ı Hakk'ın teveccüh lemaları ve pırıltılarıyla daim karşı karşıyadır. Sinema levhaları gibi birisi gelir, diğeri gider, birisi gelir, diğeri gider, birisi gelir, görünür, bütün güzelliğini gösterir, kaybolur. Ama bakınız daimi olan bir zat var. Hazreti Üstad başka bir risalede bunu şöyle çok güzel bir benzetmeyle bize iyice anlayışımıza yakınlaştırıyor. Diyor ki, mesela bizim elimizde bir ayna var. Gökteki güneş elimizdeki aynaya yansıyor. Ama biz gökteki güneşten haberimiz olmadığı zaman elimizdeki ayna ile güneşi seviyoruz. Elimizdeki ayna vesilesiyle güneşi seviyoruz. Güneşe bakıyoruz, güneşe hayran oluyoruz. Derken bir gün elimizdeki aynanın kırılmasıyla aynadaki güneşin kaybolduğunu görüyoruz. Öyle ya, bizler ayna vesilesiyle güneşi tanımış ve sevmiş idik. O aynanın kırılmasıyla güneş kaybolunca oradan üzülüyoruz, müteessir oluyoruz. Ah keşke kaybolmasaydı. Birisi bize diyor ki, sen akseden bir güneşten meşgul olmuşsun. Halbuki başını kaldır, gökteki güneşe bak. Başını kaldırıp gökteki daimi güneşi görse, aynalar sadece bir araç olduğunu, onun güzelliğini göstermede bir araç olduğunu görecektir. Mevcudatın bütünü birer mir'at ve mektubat-ı semadaniyedir. Yani bütünü aynalardır. Ve bu aynalarda Cenab-ı Hakk'ın güzelliği, keremi, ihsanı, rızık vericiliği, süsleyiciliği, müzeyyin oluşu, suretler vermesi, fettah oluşu, suretler açması gibi bin bir ismi bu gördüğümüz aynalarda görünür. Ama bunlar Hazreti Üstad'ın ifadesiyle sönük pırıltılardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın güzelliğini, mükemmelliğini, ihsanını gösteren aynalardır. Ama bu aynalar biraz soluk aynalardır. Bu aynalar zaman geçtikçe, müddetleri, yaşları ilerledikçe, gösterme kabiliyetleri de zayıfladıkça Cenab-ı Hak o aynaları kaybeder, başka aynaları vücuda getirir, o aynaları da gösterir. Ama bakınız şöyle ifade ediyor, bütün cennet bütün güzelliğiyle, bütün cennet bütün güzelliğiyle onun rahmetinin ve güzelliğinin isim ve sıfatlarının bir cilvesidir. Halbuki bizim bu dünyada görmüş olduğumuz güzellikler, mükemmellikler, hayran kaldığımız, müştak olduğumuz, ah keşke gitmeseydi diye üzüldüğümüz bu güzellikler cennetteki güzelliklere göre çok zayıf ve sönük kalır. Yani renkli televizyon ile siyah beyaz televizyon, bizim çocukluğumuzda siyah beyaz televizyonlar vardı. Ya da şöyle diyelim,
Bazen televizyonumuzun renkleri gittiğinde nasıl soluk bir renk görünür? Aynen öyle de cennete göre dünyadaki renkler öyle. Hazreti Üstad'ın ifadesi gölgenin gölgesi. Yani gölge ile aslı arasındaki fark ne kadar birbirinden değişik ise cennetteki mavinin, cennetteki yeşilin, cennetteki kırmızının, oradaki sarının tonu, canlılığı ile dünyadakini kıyas ettiğinde asıl ile gölge arasındaki fark gibi kalır. Ve bunların bütünü de cennetteki o kadar parlak ve canlı tonları, Hazreti Üstad diyor ki Cenab-ı Hakk'ın cilve-i cemalinin, hüsn-i esmasının küçük bir pırıltısı, parıltısı, ışıltısıdır diyor. Ve ehli cennet, cennette Cenab-ı Hakk'ın cemalini gördüğünde ise cennetten aldıkları lezzetleri unutacaklar. Çünkü aslını orada görmüş olacaklar. Değerli, kıymetli kardeşlerim ki bu sahih hadisle sabit olan bir şeydir. Ehli cennet cemalullahı görecek. Nasıl görecek keyfiyetini bilmiyoruz. O ayrı mesele. Ama o zaman cennetteki bütün güzellikle, çünkü o da ona göre zayıf ve sönük kalmış olacak. Ve düşünelim, Adem aleyhisselam dünyadan cennete atıldığında dünya onun için nasıl bir mekan idi? Şimdi o kadar canlı bir yerden, her şey pişmiş, her şey taze, bütün renkler canlı, her şey hayatlar olan bir alemden böyle sönük, donuk, oraya göre donuk, belki bizim hayran olduğumuz masmavi, Adem aleyhisselam ilk dünya atıldığı zaman ona simsiyah gibi geliyor idi. Onun o anki halini bir düşünelim. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı etmiş olduğu kusura mı yansın, öyle bir yerden buraya geldiğine mi yansın? Halbuki Cenab-ı Hak insanoğlunu dünyada yaşamak için yaratmış. Kabiliyetleri onu gösteriyor. Ama neden Adem Aleyhisselam'ı cennette yarattı? Çünkü kardeşlerim, bize asıl ve ebedi meskenimizi hatırlasın diye. Vatanı asliyemizi, asıl vatanımızı, ana vatanımızı hatırlasın diye önce orada var etmiştir. Ondan sonra malum bahane bir günah ile diyelim dünyaya göndermiştir. Yalnız şurada şunu çok güzel ifade ediyor Hazreti Üstad. Sizler bu gölgenin gölgelerinden ayrıldığınız için veyahut elinizden çıktığı için ne üzülüyorsunuz bu kadar? Ve biz dünyayı gözümüze, niçin gözümüzde bu kadar büyütüyoruz? Yani bunu asıl olarak tabii Allah nasip eder, cümlemizi yani cennetiyle müşerref eder. Kusurlarımızı, hatalarımızı, seyyiatımızı mağfiret eder de inşallah cennetiyle müşerref eder. Bunu biz oraya gittiğimiz zaman asıl olarak anlayacağız. Yani dünyayı bu kadar gözümüzde büyüttüğümüze çok çok şaşıracağız orada. Yani ne yapmışız diyeceğiz. Yani bir ev elimizden çıktı diye neden bu kadar üzüldük diyeceğiz. Halbuki bak Allah bize burada şu inciden yapmış olduğu saraya göre, şu dünyada tabii orada bir manzara kendisine gösterilecek. Çürük ve basit. Halbuki şimdi bize çok lüks görünüyor. Cennette Cenab-ı Hakk'ın ihsan etmiş olduğu inciden sarayının yanında burada en lüks ev sönük, harabe düşer. Neden bu kadar üzülmüşüz diyeceğiz yani. Onun için Hazreti Üstad'ın çok güzel bir vecizesi var. Aklı başında olan insan ne dünya işlerinden kazandığına mesrur olur, ne de kaybettiği şeye mahzun olur. Çünkü dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun, sen de gidiyorsun. Bak, ihtiyarlık şafakı, ihtiyarlık sabahı şafakı, şakaklarında, kulakların üstünde doğmuş, tulu etmiş, başın yarısından fazlası beyaz kefene bürünmüş, vücuduna yerleşmek isteyen, tavattun etmek, yerleşmek isteyen hastalıklar, ölümün keşif kolları, dolayısıyla senin o ebedi hayattan hiç haberin yok. Seni ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan diyor Mesnevi Nuriye'de. Bunu böyle söylüyor. Gerçekten bir bakıyoruz ki, basit bir şey elimizden kaçıyor. Çok öf pöf ediyoruz.
Basit bir şey elimize geçince de Sırat Köprüsü'nü geçmiş gibi seviniyoruz. Şuurlu, aklı başında bir insan diyor ki Hazreti Üstad, ne o kadar çok sevinmeye, ne o kadar çok üzülmeye der. Ha, bu mertebeyle ilgilidir. Ehlullah, ehli kemal zatlar kalplerinde bir şey kaybet, dünyevi bir şey kaybettikleri zaman bir üzüntü de olmuyor idi. Ve dünyevi bir şey ele geçtiği zaman kalplerinde bir sevinç de olmuyor idi mübarek zatların. Ama insan olarak Allah bizi yaratmıştır. Bizde bu üzüntünün ve sevincin olması normaldir. Kendimizi onlarla karıştırmıyoruz. Ama yani bu kadar büyütmeye, bu kadar gözümüzde büyütmeye, streslere girmeye, hatta ruhi dengemizi bozmaya, hatta bunun için ağlayıp dövünmeye, bu kadar kıymet vermeye değmez diyor. Gölgenin gölgesini, bakınız, yani şöyle bir örnek verelim. Birisi bize bir anahtar gösteriyor. Diyor ki şunu yaptığın için şu falan yerdeki köşkü kaybettin. Yani denize bakan deniz manzaraları şöyle güzel böyle güzel anlatıyor. Bunu kaybettin. Ama şunu yapmasaydın bunu kaybetmeyecektin. Ne kadar üzülürüz. Allah Celle Celaluhu yüzlerce yerde bizi cennetle müjdeliyor kardeşim. Ve bizler onun emir ve yasaklarına karşı gelmek ve onun Habibi Ekrem'inin sünnet seniyesi ve örnek yaşantısından uzak kalmakla neleri kaçırıyoruz? Ne köşkleri, ne sarayları, ne mükemmel yerleri kaçırıyoruz. Bu gayb perdesi, perde kalksa biz görsek onun için ağlarız. Belki şu an gülüp sevindiğimiz şey için oturup ağlayacağız. Belki oturup ağladığımız için gayb perdesi açılsa sevineceğiz. Madem o var ve bakidir, başkaları nereye giderse gitsin, ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Belki o mahbublarda sevgi sebebiniz olan, sebebi muhabbetiniz, sevgi sebebiniz olan hüsn ve ihsan, fazıl ve kemal, o mahbub bakinin cilve-i cemali bakısından çok perdelerden geçip gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Onların zevalleri sizleri incitmesin. Onlar elinizden çıktı diye incinmeyin. Çünkü onlar bir nev aynalardır. Aynaların değişmesi şaşayı cemalin cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir. Madem o var, her şey var. Madem o var, her şey var. Bugün de programımızın sonuna geldik. Fakat geçen Siverek ilçesinde Kutlu Doğum münasebetiyle bulunuyorduk. Oradaki kardeşlerimize de buradan selam söyleyelim. Orada konferansta konuşmacı bir arkadaşımız, çok sevdiğim bir doktor Mirza, Ayhan Mirza İnak kardeşimiz, Allah selamet versin, duyuyorsa binler selam. O kardeşimiz çok güzel bir mesele anlattı. Onu sizinle paylaşmadan programı kapatmak istemiyorum. Şunu anlattı o kardeşimiz. Dedi ki, Almanya'da bir öğretmen çocuklara diyor ki, yani hedeflerini öğrenmek için ne olmak istersiniz ileride, ne olmak istersiniz diye soruyor. Türkiye'den de bir aile gitmiş Almanya'ya. 10 yaşındaki çocuklar. Sorunun muhatabı 10 yaşındaki çocuklar. O 10 yaşındaki çocuk, Müslüman bir ailenin çocuğu, o da sınıfta. Herkes işte bir şeyler, bir meslek yazıyor. Mimar yazan, doktor yazan, avukat yazan ve benzeri artık meslekleri yazıyorlar. Bizim Müslüman çocuk, sahabe olmak istiyorum yazıyor. Öğretmen bakıyor kağıda, sahabe olmak istiyorum. Tabii sahabe diye bir meslek yok. Bakıyor, bu anlamıyor. Çocuğu da incitmemek için bu sahabe nedir diye arkadaşların içinde sormuyor. Belki arkadaşları güler diye. Ailesini çağırıyor. Ailesine
soruyor. Sizin çocuk sahabe olmak istiyor. Böyle yazmış. Sahabe nedir? Böyle bir meslek yok. Nasıl bunu yazdı? Ne demek bu? Derken aile diyor ki biz evde her gün, her akşam evimizde sahabeleri konuşuruz. Hazreti Ebu Bekir'in sıddıkiyetini, Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın hayasını, Hazreti Ali Efendimiz'in ilmini, şecaatini radıyallahu anhüm ecmain, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın oluşturduğu örnek toplum sahabelerin hayatını konuşuruz, paylaşırız. Onun için çocuğumuz sahabe olmak istiyor. Demek çocuk bunu duya duya etkileniyor ve böyle söylemiş. Derken bu öğretmeni bir merak sarıyor. Hazreti Muhammed kimdir? Oluşturduğu örnek toplum nasıl bir toplumdur? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatını okumaya başlıyor. Tabii kendisi Müslüman olmadığı için biraz böyle burun kıvırarak okuyor. Okudukça sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşıyor. Ona hayran oluyor. Onu sevmeye başlıyor. Ciddi etkilenmiş. Peygamberimizin güzel ahlakını, cömertliğini yani orada görüyor. Mükemmel bir şahsiyet, mümtaz bir beşer görüyor. Derken bir yere geliyor. Mekke'nin fethine geliyor. Diyor ki, şimdi bakalım Muhammed ne yapacak? Aleyhisselam. Yani o nefsi istiyor ki oradaki herkesi katletsin, o da bu işten vazgeçsin. Nefsi çünkü Müslüman olmak istemiyor. Orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'ye girerken, Mekke'den çıktığı kadar mütevazi bir şekilde Mekke'ye girdiğini, mübarek sakalının neredeyse devenin hörgücüne değecek kadar başı eğik, Fetih suresini okuyarak girdiğini ve Mekke'deki ona işkence eden, ona eziyet eden, ona sıkıntı verenlere bugün Yusuf'un kardeşleri gibi size sesleniyorum. Hiçbir kınama, başa kalkma yoktur. Hepiniz serbestsiniz dediğini duyduğu an değerli izleyenlerim, o Alman öğretmen şehadet getiriyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hak Resulullah olduğunu, Allah peygamberi olduğunu tasdik ediyor. Ancak ve ancak bir peygamber bunu yapar diye kanaat getiriyor. Şimdi orada güzel olan nokta şu, o çocuk, 10 yaşındaki çocuk öğretmeninin hidayetine vesile oluyor. Onun samimiyeti ve ihlası. Ama öğretmeninin öğretmeni oluyor ama işin arka tarafında her gün evde sahabe efendilerimizin konuşulduğu, sohbetinde bulunulduğu bir ortam var. Böyle bir aile var, böyle bir ev var. Ve orada dendi ki sizden ricamız, İstirhamımız, sevgili peygamberimiz ve sahabe efendilerimizin, onun oluşturduğu örnek toplumun hayatını muhakkak ve muhakkak okuyunuz. Okuyunuz ve çocuklarınıza anlatınız. Ve çocuklarınızın manevi mimarı olunuz diye böyle güzel bir anekdot anlatmışlardı. Biz de sizinle bunu paylaşmak istedik. Süremiz doldu inşallah. Gelecek hafta buluşmak ümidiyle hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu efendim.